Herkese merhaba arkadaşlar. Yine menü yapacağız. Tabii ki başlıktan da anladınız. Seriyi zaten biliyorsunuz. Bugünkü menümüz, bir videomda daha söylemiştim diye hatırlıyorum, arada böyle etin, tavuğun, işte köftenin vesaire olmadığı sebze yemekleri yapmak da istiyorum. O yüzden bugün böyle bir menü tercih ettim. İnşallah uyumlu bulur, ilginizi çeker. Yaparsanız da hoşunuza gider ve afiyetle yersiniz inşallah. Hemen başlıyorum o zaman neler var saymaya. Çorba olarak kremalı mantar çorbası yapacağım. Ana yemek olarak beşamel soslu sebze graten yapacağım. Gerçekten doyurucu bir yemek oluyor. Ama isterseniz bu yemeği etlerinizin yanına, tavuk yemeklerinizin, tavuk ızgaralarınızın, köftelerinizin yanına beşamel soslu sebze graten çok güzel gider. Deneyebilirsiniz. Ya da benim gibi sadece bir sebze menüsü olarak da oluşturabilirsiniz. Sebze gratenimizin yanına erişte yapmayı düşünüyorum. Üzerine böyle bir peynir koyacağım ve o şekilde yemeği planlıyorum. Salata yapacağım ve tatlı olarak da çilekli magnolia tatlısı yapacağım. İlk önce her zaman olduğu gibi tatlıdan başlayacağız. Ben tatlımız için gereken tüm malzemeleri hazırladım. Şimdi onları size gösterelim ve hemen yapmaya başlayalım. 1 litre süt, şu kadar bir şeker kullanacağım. Burada 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da buğday nişastası var. Mısır nişastanız varsa o da olur. Bir paket kremamız var. Bunun yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. 2 pakette tam buğday unlu bisküvi kullanıyorum. Burçak bisküvi bendeki. Bir tane yumurtanın sarısını kullanacağız. Bir paket şöyle vanilin kullanacağız. Birkaç tane de çilek kullanacağız. Şimdi krema, bisküvi ve çilek harici tüm malzemeleri bunun içine koyacağız ve güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişireceğiz. Evet, muhallebim koyulaştı. Bunu bir kenara alacağım. Bu soğuduktan sonra da içerisine kremamızı ekleyeceğiz. Beşamel soslu sebze graten için gereken malzemeleri hazırladım. Beşamel sosunu da yaparken o zaman göstereceğim malzemelerini. Burada 2 tane patates, 1 tane havuç, göz kararı biraz brokoli koydum ve şöyle bir su bardağı kadar da bezelye kullanacağız. Adı üstünde sebze graten olduğu için içine aklınıza gelebilecek birçok sebzeyi koyup o şekilde de yapabilirsiniz. Benim elimdekiler bunlar olduğu için bunları kullanıyorum. Şimdi bunları böyle ayıracağım. Patates havuçları da küp küp doğrayacağım. Ve sebzelerin üzerine geçecek kadar da sıcak su ekleyeceğim. Şimdi bunu ocağa koyuyorum ve unutmayın ki fırına da gireceği için hepsinin tamamen haşlanmasını beklemeyin. Birazcık da diri kalsınlar. Tatlımıza devam ediyoruz. Muhallebimi çabuk soğusun diye ayrı bir kaba almıştım. Şimdi içerisine bu kremayı ekliyorum ve çırpacağım. Evet, muhallebimizi hallettik. Burada 1,5 paket burçak bisküvi blenderdan geçirdim. Çileklerimi de şöyle uzunlamasına dildim. Bardaklarımın en alt kısmına bisküvilerden koyuyorum. Ben bu bardakları kullanıyorum ama tabii ki kaselerde falan olur. Ya da rahatça içinden yiyebileceğiniz bardaklar da olur. Ben kaydediyorum sandım. Bir tane şöyle yaptım. Örnek olarak göstereyim. Zaten bir tane daha beraber yapacağız. Şöyle dikine çilekleri koyuyorum. Benim bardaklarım bombeli olduğu için çilekler tam yapışmıyorlar ama yine de güzel bir sunumu oluyor. Biraz önce de gösterdim zaten. 4 tane çilek yeterli. Şimdi üzerine muhallebimizden ekliyoruz. Bu arada ara kata yine bir bisküvi de ekleyebilirsiniz. Ben full muhallebi yapacağım ama dediğim gibi biraz muhallebi eklersiniz. Arasına yine bisküvi, tekrardan bir muhallebi, o şekilde de yapabilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız size kalmış.
çileklerin üzerine biraz muhallebi geçsin. En üstte de ben bisküvi koyacağım yine tekrar. Bisküviye de yer kalmalı yani. Ona göre ayarlayacağız. İşte bu da böyle oldu. Diğerlerini de yapayım ben. Üzerlerine yine bisküvi koyarken çekerim. Şimdi sırada yine bisküvi koymada. Bu arada gördüğünüz gibi çok rahat bir paket bisküvi yetecektir. Ama sorun değil, dolap poşetine koyar. Birkaç gün sonra başka bir tatlı da değerlendiririm kalsa bile. Evet, tatlılarımızı bitirdik. Şimdi bunları dolaba kaldırabilirim. Şimdi kremalı mantar çorbamızı yapacağız. Onun için malzemelerimi hazırladım. Bir tane soğanın yarısını kullanacağım. Bizim evdeki fert sayısına göre yapıyorum arkadaşlar. O yüzden az az kullanıyorum malzemeleri. Zaten dikkat etmişsinizdir. Burada 3-6 adet mantar var. Bunları soyarak temizleyeceğim ve küçük küçük doğrayacağım. 1 yemek kaşığı kadar un. Burada yarım su bardağı kadar krema var. İsterseniz krema yerine yarım su bardağından birazcık fazla süt de kullanabilirsiniz. Tenceremin içine de sıvı yağ ve biraz göz karar tereyağı ekleyeceğim. Baharat olarak da tuz, karabiber, biraz tat katsın diye de maydanoz ekleyeceğim. Onu çıkarmayı unutmuşum. Su miktarda 2,5 su bardağı su kullanacağız tahmini. Zaten sıcak suyun bulunur. Koyulaştıkça ekleyebiliriz. Evet, şimdi doğrama işlemlerimi yapayım ben hemen. Eridi. Hemen soğanı ekliyorum. Bunu biraz kavurduktan sonra küçük küçük doğradığım mantarları koyacağım. Bu arada soğan koymak zorunda değilsiniz. Ama ben çok yakıştırıyorum. Mantarları da küçük doğrama sebebim çocuklardan dolayı. Bana kalsa ben bir tık daha büyük yaparım. Soğanlarım renk değiştirdi. Şimdi mantarı da ekliyorum. Mantarlar suyunu salana kadar bunu da böyle kavuracağım. Sonra unu ekleyeceğim. Mantar saldığı suyu da güzelce çekti ve artık unu ekliyorum. Bir dakikada unla kavuracağım. Şimdi kremamı döküyorum ben. Çırpmıştım ben bu kremayı böyle çatalla. Siz isterseniz süt de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi üzerine suyunu da ekleyeceğim. Suyu sıcak koymuyorum bu arada. Normal oda sıcaklığındaki. Bir su, 1,5 bardak daha ekleyeceğim. Yoğun bir kıvamı olursa kettle'da sıcak su bulundururuz. Üzerine ilave ederiz. Şimdi bu böyle kaynamaya başlayana kadar karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatmadan da tuz ve karabiber ekleyeceğiz içerisine. Maydanozu da ben kendi tabağıma alacağım. Çünkü içinde çocuklar sevmiyorlar ama içine ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Evet, bunu da bir karıştırıyorum. Kıvamı gayet yerinde. Zaten bu çorba çok sulu olmamalı bence yani. Biraz koyu iyi oluyor bu çorbada. Kremalı çorbalarda genel olarak gerçi bence yani. Evet, altını kapatıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi beşamel soslu sebze gratenimizin beşamel sosunu yapıyoruz. Bunun içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Tereyağıyla karışık da ekleyebilirsiniz. İçerisine 2 yemek kaşığı unu da ekliyorum. Un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Diğer ocakta da şöyle eriştem için su koydum. Onun kaynamasını bekliyorum. Şimdi bunun üzerine 2 su bardağı sütü ekliyorum.
biraz koyulaştığında da tuz ve karabiber ekliyorum. Beşamel sosumu da böylelikle hazırlamış olacağız. Hemen karıştırmayı bırakayım da kaynayan suya şöyle eriştelerimi ekleyeyim. Çektirerek yapacaktım ama dedim bugün öyle haşlayıp yapayım dedim. Tuz da ekliyorum. Tamam, bu da burada haşlana dursun. Kaynamaya da başladı. Dediğim gibi içerisine tuz ve karabiber ekleyeceğim. Ve beşamel sosumuz da tamamdır. Yarı pişmiş, yarı pişecek şekilde haşladığımız sebzeleri güzelce süzdüm. Ve böyle kara bir borcama koydum. Şimdi hemen beşamel sosum donmadan sıcağı sıcağına üzerine ekliyorum. Ve bunu güzelce yayacağım. Üzerine de bende böyle dilimli peynirler vardı. Kaşar peynir. Bundan koyacağım. Siz öbür türlü de koyabilirsiniz. Yani rendelenmiş şekilde. Beşamel sosumuzu da güzelce yaydık. İsterseniz daha da çok beşamel soslu yapabilirsiniz. Yanları kapatacak şekilde falan. Ama böyle kestiğinizde de güzel görünüyor kenarları kapanmadığı için. Şimdi kaşarları koyuyorum ve önceden ısıttığım 170 derecelik fırında kaşarlar eriyip üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Bu da tamamdır. Şimdi bunu da fırına hemen götürüyorum. Şimdi eriştemin yağını yapacağım arkadaşlar. İçerisine biraz sıvı yağ, biraz da tereyağı koydum. Göz kararı. Tuzunu da ekleyeyim. Haşlarken de biraz eklemiştim. Eriştemiz de hazır. Menümüzün sonuna geldik. Salata yapacağım. Birazcık birkaç yaprak yani kıvırcık çıkardım. Küçük Çengelköy salatalıklarından çıkardım. 2 tane birazcık da mor lahana çıkardım. Aslında böyle karışık krokalı mokalı havuçlu böyle bir salata yapacaktım. Ama dedim zaten greten sebzeli böyle olsun dedim. Salatamızı da bitirdiğimize göre menümüz bitmiş demektir. Şimdi bugün neler yapmışız hepsini buraya koyalım ve beraber görelim. Bugünün menüsünü de bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız Allah'ın izniyle. Hepsini bu şekilde bir göstereyim. Sonra yine yakından bakacağız ve videonun sonuna da bir sunum tabağı kendimce hazırlayacağım becerebildiğim kadarıyla. Onu da görebilirsiniz zaten videonun sonunda. Evet, şöyle ilk önce beşamel soslu sebze gratenimiz. Fırının bir kısmını daha fazla kızartmış. Salatamız var. Salatalık, mor lahana ve kıvırcıktan oluşan tereyağlı eriştemiz. Kremalı mantar çorbamız. Çilekli magnolia tatlımız. Bu şekilde. Evet, Rabbim sofralarımızdan bolluk, bereketi eksik etmesin. Tüm oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Menüyü de gösterdikten sonra karşınıza geldiğime göre videomu sonlandırma zamanı geldi. Ben bugün menümü bu şekilde hazırladım. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki günün menüsünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.